Herkese merhaba. Adamıza hoş geldiniz. Bugün çok değişik bir parktayız çocuklar. Rüzgardan bilmiyorum sesimi duyabiliyor musunuz ama net. Şöyle yavaşça denizin kenarındayız. Şehit Yüzbaşı Tayyareci Fethi Bey'in anıtını görüyorsunuz şu anda. Yanında da tayyaresi var. Kimdir Fethi Bey? Önce bir ona bakalım, gelin. Evet arkadaşlar, Tayyareci Fethi Bey ilk Türk hava şehidi 1887-1914 yılları arasında yaşamış. Deniz Harp Okulu'nu bitirip deniz subayı olmuş. İngiltere'de uçuş öğrenimi görmüş. Hava kuvvetlerine katılmış yüzbaşı rütbesiyle. 1914 yılında İstanbul'dan Kahire'ye ilk kez uçmayı denemiş. Ancak Şam yakınlarında Tarabiye'de düşme sonucu şehit olmuş. Ve 1914 yılında anısına eski ismi Meyre olan beldemize Fethiye adı verildi diyor. Evet, Fethiye'nin isminin nereden geldiğini geldiğinde öğrenmiş olduk. Şu an Fethiye'de Tayyareci Fethi Bey Parkı'ndayız ve gerçekten çok güzel bir park yapılmış. Şimdi gelin gezelim. Hem büyüklere hem küçüklere hitap ediyor ve çok büyük bir alan üzerine inşa edilmiş. Göreceksiniz. Benim gibi aynı hayran kalacağınızı düşünüyorum. Bakın ördekler orada yüzüyorlar. Şekilde asma köprüler de yapılmış. Sallana sallana bir karşıya geçelim bakalım. Şimdi oyun alanındayız. Oyun parkındayız. Çok büyük içeri oyun alanı. Çok değişik oyuncaklar da var. Bakın mesela. Salıncak ejderhaya benziyor biraz. Oldukça eğlenceli. Şirine, şirinler, şirinlerin evi burada. Evet, biraz öncekinden biraz daha küçük bir tırmanma alanı, daha küçük yaştaki çocuklar için. Hemen şurada bir basket sahası var. Kaydırak alanı, bisiklet ve kaydırak. Bakın burada ne var? Pamuk Prenses ve 7 cüceleri. Çıkmasınlar diye etraf koruma altına alınmış. Evet, her parkta olan oyuncaklardan burada da var. Büyükler için spor aletleri. Arkasında bir değirmen görüyorsunuz. Şurada temsili bir arı aleti var. Yakından bakalım orada. Devasa arılar. Bal yapıyorlar. Çok modern. Thank you.
Denizin hemen kenarındayız. Bu bölümde ne var? En sevdiğimiz bölüm kütüphane. Bakın açık bir kütüphane yapmışlar. İçeride kitaplar da var. Çok güzel bir bahçe hazırlanmış. Zeytin ağaçları. Bir de şu ileride bir merdiven var. Orası nedir? Bir de oraya bakalım. Bakalım burada ne var? Esas botanik bahçesi burasıymış arkadaşlar. Gerçekten muazzam. Hayran kaldım. Küçük sincap. Çok dikkat etmem gerekiyor. Yanar mı? Planör. Bakalım burada bir oyun var. Bu nedir? Aman şey. Ona. Yok mu? Ben. Kırmızı motosiklet. Pedalları ne kadar hızlı çevirirsen kırmızı ışık o kadar hızlı ilerler. Başlangıç noktasından bitiş noktasına ilk varan ışık birinci olur. 4 kişi oynanan çok güzel bir oyun. Evet, bakın burada da başka bir oyun. Evet, ikili salıncak ve tahmin ettiğim gibi adam yine parkta salıncakta. El sallar mısın adam yine? Adam yine zevkli miydi? Hangisi? Tamam. Evet, hazır mısınız? Hazır mısın Adamina? Başlıyoruz. Eğlence başlasın. Geçen yıl.
seyir terasındayım. Başındayım şu ilerisi. Tam olarak seyir terası denizin üstünde ama denize sıfırsınız. Evet arkadaşlar, seyir tepesinin tam üstündeyim şimdi, sıfır noktasındayım. Gerçekten çok güzel değerlendirilmiş. Burası bataklıkmış eskiden. Şöyle arkama döneyim. Çok büyük bir alana inşa edilmiş. Emeği geçen herkese tebrik etmek lazım. Eğer Fethiye'ye gelirseniz mutlaka uğrayın. Her şey kusursuz, çok modern. Buradan göstereceklerim bu kadar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızı beğenirseniz de çok seviniriz. Hoşça kalın.